Merhaba arkadaşlar, ben Nesin Nino Yolar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bundan önceki videomda zil oyasının anlatımını yapmıştım. Şimdi zil oyasını takacağım yeşil yaprağımın anlatımını yapacağım arkadaşlar. Hemen ipimi, makasımı kenara çekeyim ve şöyle namaz örtümü getireyim ekrana. Önceden yapmış olduğum dağlarımın arasına hemen dağlarımı şöyle katlayacağım. İkisi yan yana üst üste gelecek şekilde katladım ve ortasına şöyle bir iki şu şekilde şöyle buraya sıkı bir düğüm atacağım. Ve hemen 1 2 bırakıp 3'üncüye 1 ve 2 bırakıp 3'üncüye batıyorum arkadaşlar. Bir yuva oluşturuyorum iki tane zürafamın üstüne. Şöyle bir yuva. Ben dağlarımın arasını hiç saymam. Hep katlayarak yaparım işimi. Ve hemen içine sıkıca geçiş yapıyorum. Şöyle yapraklarımı yapacağım. Ve hemen içine ilk yaprağımı şöyle küçük pırpırlarla başlıyorum. İki tane yaprağımı yapacağım. 5 pırpırla başlayacağım. 2 ve 3 4 ve 5 arkadaşlar. 5 tane çok büyük olmayacak şekilde pırpırımı yaptım ve şimdi ilk yaptığım pırpırıma geri batıyorum. Şöyle şu ipimi hafif geniş bırakıyorum. Ve şimdi yine bir artırma yapıyorum. Bir sırada iki yandan artırarak gözlemelerimizi 5'ten 6'ya çıkarıyoruz. Gözlemelerimizi 6 iki yandan da bir sıra artırarak 6 yaptıktan sonra bundan sonra eksiltiyoruz arkadaşlar. Yandan şöyle hemen bu şekilde küçük pırpırlar yaparak yaprağımızı sıfırlıyoruz. İnanın arkadaşlar, artık şu videoya oturmak o kadar zor oldu ki havaların sıcaklığı, ki Diyarbakır sıcaklığı aşırı derecede var. Şu koltuğa oturmam artık çok zor oluyor. Hemen yine pırpırımızı yapıp sıfırlama işlemimizi devam ediyoruz. Elimden geldiği süreçte
bildiklerimi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Üç gözlemimiz kaldı. Yanlarından pırpırlarınızı unutmayın arkadaşlar. Bu pırpırlı yaprak zillerinize daha bir çok yakışacak. Bakın şöyle bir yaprak elde ettik. Hemen ipimi koparmadan aşağı direkt iniyorum. Bu ipimizi, fazla ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Hemen yuvanın içine küçük bir pırpır yapıyorum. Tepesine geri çıkıyorum. Yine aynı şekilde bir pırpır daha yapıp yine tepeye çıkıyorum ve yine bir pırpırımı yapıp yine bu pırpırımızın tepesine çıkıyoruz. 1 2 3 son pırpırımı yapıyorum arkadaşlar. Bu pırpırımı da hafif küçük bırakıyorum ve hemen şöyle aşağı iniyorum. Kontür geçer gibi aşağı iniyorum. Hemen bu dalın aynısından bir tane ve şu yaprağın aynısından bir tane daha yapıp geleyim arkadaşlar. Aklıma gelmişken arkadaşlar, yaprağımızın pırpırları dışarıya bakıyor. Şimdi ben buradan başlarsam yanlış yaparım. Şimdi hemen namaz örtümü şöyle bir ters çevirip onu da tersten başlayacağım. Şöyle İlk başladığım zürafaya batıp yuvaya geri dönüyorum. Bu şekilde yine 5 tane pırpırımı yapıp yaprağıma o şekilde başlıyorum. Aklınızda bulsun. Şu pırpırlar dışarıya bakması için bunu da diğer yaprağı da tersten başlamanız lazım. Ben hemen bitireyim, yaprağımı geleyim. Evet arkadaşlar, yapraklarımı bitirdim. Bakın yaptığım sağlı sollu namaz örtümü çevirerek pırpırlarım aynı yere bakıyor. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Ve yaprağımızı bitirdik ve ben zillerimi taktım arkadaşlar. Bu şekilde zillerimi namaz örtüme geçirdim. Şimdi bir tane zilimi de anlatmak için bıraktım. Onu da şimdi sizinle birlikte geçireceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bir burayı bu şekilde en tepesine küçük bir yuva bırakmıştık ya arkadaşlar. Şimdi hemen
stilin altında küçük, buraya da küçük bir yeşilden küçük bir yuva yaptım. Buraya hemen direkt geçirip sıkıca düğümlüyorum. Sıkıca düğümlüyorum. İkinci kez yine aynı şekilde batıp yine düğümlüyorum. Ve zilimi çeviriyorum. Zilim şöyle düz durması için hemen yandan şu pırpırların yanından kontür geçer gibi geçtik ya. İlk pırpırımıza şöyle pırpır geçer gibi kontür geçer gibi indik ya arkadaşlar. İlk kontür ipime şöyle batırıp sıkıca bir geçiş oraya da yapıyorum. Zilim böyle dümdüz dursun diye. Ve ipimi hemen koparıyorum arkadaşlar. Bakın şu tohumu nedense ben daha çok sevdim. Şu şekilde. Bakın namaz örtümü ben bitirdim. Şöyle yapan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bunun fiyatına da gelecek olursak arkadaşlar, böyle bir namaz örtüsü 1000 TL'den başlar, işçiliğe bağlı. Yani 1000 TL'den aşağı olmaz, yukarısı olur da aşağı olmaz. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.